Destansı topraklar mottosuyla yola çıktığımız sözlerimiz düğünce 8'inde internet erişimi ve internet aslında tedavi yolundaki en önemli faktörlerinden biri kamu tarafının aslında kadim topraklar dedik. Biz de bunun üzerine olarak yöresel ürünlerin e-ticaretle buluşmasını pandeminin başkanı bahsetmişti. Bizlere getirdiği neler vardı, neler öğretti pandemi bize. Bunlarla ilgili çok kısa bilgilerden bahsedeceğim ama bu kadim toprakların üretmiş olduğu ürünleri bizim artık dijitale dönüştürmemiz gerekiyor. Ne olabilir? Ürün üreten üreticileri, kooperatifleri, kadın girişimcileri hepsi Türkiye'lere dahil edebiliriz. Bunlar ne olabilir? Şanlıurfa'da yanılmıyorsam coğrafi işaretli ürün İSOT üyeli. Başka var mı onu bilmiyorum. Çok var hocam, yemekler var. Coğrafi işaretli. Evet evet. Öyle mi? Tabii yemekler var. Süper. 42 yemek. 42 yemek coğrafi işaretli. Eminiz değil mi coğrafi işaretli? Tabii tabii. Ben en fazla coğrafi işaretin Malatya'da olduğunu biliyorum ama. Bu Gaziantep'te. Gaziantep'ten ona şansı ulaştık Gaziantep. Öyle mi? O zaman ben bilgimi güncelleyeyim. Tamam. Evet, evet, güzel. Peki. Bu kadar ürünümüz var ama e-ticaret bunun elinde yok. Biz neyi hedefliyoruz hepsi Türkiye'den mi? Yöresel ürün üreten üreticileri, kooperatifleri, kadın girişimcileri dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili eğitim destekleri veriyoruz. Bununla ilgili siz bu işleri üretmekle ilgili enerjinizi ortaya koyun. Biz de işin dijitalleşme ve ulusal pazarda nasıl satış yapılacağını anlatalım. Ve bunlarla ilgili destekler verelim size. Bu destekler nedir? Dijital dönüşüm desteği, ürünlerinizin markalaşması ve pazarlamayla ilgili destekleri. Bunları biz size hepsi burada olarak 30 milyonu aşkın üyemizin olduğu, aylık 200 milyon ziyaretçinin olduğu, 35'ten fazla kategorinin olduğu, 50 milyondan fazla da ürün çeşidinin olduğu platformumuzda bunlara ilçe bazında ürün özelliğini göstererek yer verelim ve biz bunları size sağlayalım. Siz de elinizdeki gücü, üretim gücünü bizimle paylaşın, birlikte dijitalleşmeye hep beraber adım atalım. Hocam hepsi GAP diye bir köşe oluşturabiliriz. Hepsi GAP. GAP'ın böyle ürünleri. Güneydoğu Anadolu. GAP'ın ürünleri dersek Şanlıurfa'yı es geçmiş oluruz. Biz bütün Güneydoğu'ya baktığımız için başlamış olalım. İstiyorsak ilçe bazında ürünleri buraya aktarabiliriz. GAP olarak da yapılabilir. İdare olarak 9 ile baktığımız için. Olabilir tabii ki. GAP olarak da. Bazen bölgesel düşünüyoruz. Yeni geliştireceğimiz model bölgesel boyutta ölçekte olmalı. Evet. Yani o çerçevede bakarsak çalışma grupları oluşturacaklar birazdan. O anlam sadece bir ile ön plana çıkaracak, bir ilin ürünlerini pazarlayacak bir şey düşünmüyoruz. Peki. Tabii ki bu toplantının adı değil mi? GAP bölgesini kapsayabiliriz. GAP bölgesi. Peki. GAP bölgesini aynı değerlendirebiliriz. Ama il özelinde de ilerleyeceğimiz günlerde alt şeyler olabilir. Evet. Çok konuşacaksınız. Zaten. Evet. Nasıl il özelinde de ilerleyeceğimiz ürünler olacaktır. Dediğim gibi coğrafi işaretli ürünlerimiz bizim için değerli ürünler. Bu ürünleri hem ulusal pazarda hem uluslararası pazarda kullanabiliriz. Coğrafi işareti almak çok kolay değil. Hele ki coğrafi işaretin sürelerini almak. Yeni gelen satıcılarımıza vermiş olduğumuz ciddi destekler var. %1 komisyon desteği, 100 ürüne kadar fotoğraf, hatta bu 100 ürün diye sınırlandırmayalım, daha fazla ürün de olabilir. Fotoğraf desteği, bunlarla ilgili eğitim destekleri, e-ticaretle ilgili eğitim destekleri, dijital pazarlama ile ilgili eğitim destekleri, bunları sunuyor olacağız sizlere. Çalışma masalarımızda da detaylarını birlikte paylaşırız diye düşünüyorum.